Şiirde Sanım, Valide Sultan ve diğerleri. İşte unutulmaz karakterleri ve muhteşem oyunculuğuyla Nebahat Çehre'nin portresi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Sekreter Kani, 15 yaşında nasıl hayatı değişti? İşte 15 yaşında katılmazdım. Neden yıllar sonra güzellik yarışmasına katıldığına pişman oldu? Çok ufak gittim ve hiçbir şeyden anlayamadım. Sinemaya nasıl adım attı? Yılmaz Güney ile nasıl tanıştı? Nasıl şiddet gördü? Şimdi boşanırken de beni arabayla ezdi. Kimin sayesinde şarkıcı oldu? Şarkıcılığı bıraktığına neden pişman oldu? Müzik hayatımda iyi gidiyordu. Keşke onu devam etseydim. Çok teklif almıştım. Hani büklüm büklüm boynumda. İkinci evliliği bittikten sonra neden hayatına kimseyi almadı? Uzun seneler maalesef. Epey uzun seneler yalnız. Yanındaki adamdan çok onur duymadım. En az para kazanan oyuncuyum demesine rağmen neden maddi sıkıntı çekmedi? Maddi sıkıntı hiç çekmedim. Olay yaratan bikinili görüntülerinden aşkı Memnu'ya. Adnan Ziyagil'i aldatan kadın olarak herkesin diline düşeceksin. Canan Karatay kıyaslamasından sahte kardeş iddiasına tüm bilinmeyenleriyle Nebahat Çehre. Bu hoş bir şey değildi. Bir yan yana koyup bununla böyle kıyaslamak. Başımın üstünde yeri var. Yıl 1994. Samsun'da dünyaya gözlerini açan Nebahat Çehre, genç yaşta okulu bırakıp sekreterlik yapmaya başladı. 15 yaşında hayatını değiştiren kararı verdi ve bir güzellik yarışmasına katılarak birinci seçildi. 1960'lı Türkiye güzeliyim. O yıllardan bu yıla, bu yeni nesil, yeni nesil şimdi. Onlar kendi adıma ve onların adına da çok sevinçliyim. Yıllar sonra keşke katılmasaydım diyordu o yarışma için, ama o yarışma açtı şöhretin kapısını efsaneye. Keşkelerimden biri aslında fazla yok ama işte 15 yaşında katılmazdım. Yıl 1961. Sinemaya ilk adım ve Yılmaz Güney. Bir süre mankenlik yaptıktan sonra 1961'de sinemaya adım attı ve bir ardına filmlerde oynamaya başladı. Galiba üzerinde işlenecek bir vasıta buldum. Tahmin ettiğiniz gibi parayı çok seven biri. Siyah beyaz dönemde rol aldığı filmlerden Kamalı Zeybek'te birlikte rol aldığı Yılmaz Güney ile tanıştı, hayatı değişti. Nasıl, gönlün oldu mu? Arifim. Kusura bakma Cilet, bu deli kız sana varmaz, varsa da bah bulmaz. Beraber 13 yıl film çektikleri Yılmaz Güney ile 1967 yılında evlendi, 1968'de şiddet gördüğü için boşandı. O yılları kendi ağzından dinliyoruz. Zaten Yılmaz Güney'e hiçbir zaman kocam diye hitap etmedim, hocam diye ettim. Çünkü sinemada oyunculuk adına, disiplin adına bana çok şey öğretmişti. Biraz ben ona şey yaptım, bu... Yani etkimi göstermeye çalıştım. Böyle bir başlangıç oldu. Evlilik öyküleri ilginç, evlilik öyküleri film gibi. Yılmaz Güney Adana'da Nebahat Çehre'ye evlenme teklif ederken bir başka kadından bebek bekliyordu. Evlenme teklif etti. Durumu anlattı. Beraber olduğu hanımla olan durumlarını anlattı. Hak verdi. O nişanlandık aile içinde. Daha sonra çocuğu olacak diye böyle bir şey kabul etmem söz konusu değildi. Çocuğun olsun, kucağına al ve onu yaşa. Ondan sonrakini sana bırakıyorum. Çok konuşulan bir aşk ve evlilikten sonra ayrılık geldi. Yılmaz Güney'in o yıllarda Nebahat Çehre'ye yaşattıkları dehşet verici. Film rol icabı bir şeyi fünyeyle patlatırlar. Başıma bardak koyarak onu hakiki silahla vurdum. Bardağın nasıl başında. Bir şeydir bu ama yani? Film olmasına rağmen. Artık sinir sistemlerim falan, sevgi biraz korkuya dönmeye başladı. Peki bu boşanırken de beni arabayla izdi, boşanıyorum diye. İnanmıyorum. Evet, yani bunlar gazeteye yazıldığı için pek konuşmam bunları da. Bir film sahnesi var o yıllardan. Yılmaz Güney'in Nebahat Çehre'nin kafasına bardak koyup gerçek silahla ateş ettiği sahne, sinemanın en unutulmaz anılarından. Ah.
sonrası başka bir Neba Çehre. 1970'lerde sinemaya ara veren Neba Çehre'nin hayatına müzik girdi. Zeki Müren'in teşvikleriyle sahneye çıktı. Sezen Aksu imzalı Büklüm Büklüm şarkısını ilk kez onun sesiyle duyduk. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Yıllar sonra itiraf ettiği en büyük pişmanlığı müziği erken bırakmasıydı. Müzik hayatımda iyi gidiyordu, keşke onu devam etseydim, çok teklif almıştım. İşte bu keşkelerde iki tane falanmış. Büklüm büklüm hala dinliyoruz. Evet, hala dinleniyor, çok seviliyor. Çok da teklif aldım o çıktığı zaman ama nedense herhalde özgüvenim yoktu o ara. Yıl 2004. Yıllar sonra oyunculuğa muhteşem dönüş. Neba Çehre kariyerinin ikinci baharını 2000'lerin başında televizyon dizileriyle yaşadı. 2004'te Özcan Deniz'le Haziran Gecesi dizisinde rol aldı. Anne, ne arıyordun Duygu'nun evinde sen? Ben Muko'yu işe geri döndürmek için... Hayatımı mahvettin anne. Artık dur! O dizide canlandırdığı zengin ve şehirli kadın karakteri Kumru'yla bir boşluğu doldurdu adeta Çehre. Sana 2 milyon doları ben verebilirim. Anne yapma, ne olur ya. Sen hesaplarına giremezsin. Unuttun mu? Vesayet altındasın. O yıllarda magazin basınının da ilgi odağı oldu. İkinci evliliğini 1976'da basketbolcu Yavuz Demir'le yapan ve 3 yıl evli kalan Neba Çehre, o yıllardan beri hayatına kimseyi almadığını söyledi. Uzun seneler maalesef. Epey uzun seneler yalnız. Yani galiba derler belli yaştan sonra seçici oluyorsunuz. Biraz onu yaşıyorum galiba. Her şey gönlünüzde. İnşallah, ben de isterim tabii. İki evliliğinden de çocuğu olmadı. Bu kendi tercihiydi Çehre'nin. Benim tercihimdi yapmamak. Çünkü ben çok ufak yaşta babamı kaybetmiştim. Onun için babalı anneli büyümesini tercih ederim. Fakat burada öyle bir keyif alıyorum ki hiç çocuğum yok. Bir tanesi anneanne diye bacaklarımı sığıyor, bir tanesi babaanneciğim diyor. Sete girer girmez. Hakikaten çok keyif verici bir şey bu. Yıl 2008. Aşkı Memnu ve Firdevs Yöreoğlu. Neba Çehre'nin ikinci kariyer zirvesini yaptığı yıl 2008 oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem gibi isimlerle birlikte rol aldığı ve Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat verdiği Aşkı Memnu dizisindeki performansı çok sevildi. Adnan Ziyagil'i aldatan kadın olarak herkesin diline düşeceksin. Playboyların hepsi de senin peşine düşecek. Günübirlik seviyesi ilişkiler yaşamanı isteyecekler senden. Bunu bekleyecekler. Büyük ilgi gören Aşkı Memnu dizisinde sert ve otoriter bir anneye hayat veriyordu Neba Çehre. Bana saldırınca ne oluyor, rahatlıyor musun? Sen beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bebeği aldırmanı Adnan Bey mi istedi? Hayır. Anlaşıldı. Türk ekran klasikleri arasına giren Aşkı Memnu'da en çok hangi repliğini seviyordu dersiniz? Sizin için en unutulmaz replik hangisiydi? Aptal galiba, onun üzerine çok gidiyorlar. Aptal olma. Beren. Beren'e söyle. Şey, ne? Şey, biter diyoruz. Biter. Aptal, aptal, aptal. Gözünü aç. Siz kim? Siz diye bir şey yok, aptal. Dizide kızını oynayan Beren Saat'le de çok özel bir ilişkisi oldu yıllarca. Size nasıl sesleniyor Beren Saat? Yani genelde anne diye sesleniyor ama özel hayatta... Özel hayatta. Nebuş. Ha, Nebuş. Ben ama hepsine onu söyletiyorum. Etrafındakileri uzaklaştırman lazım. Zaten onu çocuklarıyla paylaşıyorsun. Yok bir de Matmazel, yok Behlül. Ne oluyor canım? Huzur bulmak istiyorsan önce bunlardan kurtulman lazım. Aşkı Memnu'da oynadığı karakterin aksine yıllardır hep sosyal içerikli filmlerde oynamak istediğini dile getiriyor Neba Çehre. Yani daha sosyal içerikli, daha kendi işte biraz da ekonomi güçlükleri olan bir sınıfın kadınında oynamak isterim. Yıl 2011, Muhteşem Yüzyıl ve Valide Sultanı. Oynadığı rollerde fenomen olma geleneğini Muhteşem Yüzyıl'da sürdürdü Neba Çehre. Muhteşem Yüzyıl'daki Valide Sultan rolüyle hafızalarda yer etti. Yıllardır senin için boş yere üzmüşüm kendimi. Meğer ne yaşadıysan hak etmişsin. Validem. Kes sesini. Derhal teamülleri uygulayın. O çocuktan kurtulun. Bu gece bitecek o iş.
Halit Ergenç ve Meryem Uzerli ile birlikte yıldızlaştığı dizideki performansı Nebahat Çehre'ye olan büyük saygıyı kat be kat arttırdı. Sen kimsin de benim evladım? Senin de canını alacağım. Diziyle zirve yapmışken, tükenmişlik sendromu nedeniyle kariyerini sekteye uğratan Meryem Uzerli ile ilgili bakın neler söylemişti Nebahat Çehre o yıllarda. Meryem bu karakterde bir daha bulabilecek mi böyle bir şey? Çünkü hakikaten bir oyuncuya en büyük şansır bu karakteri oynamak. Keşke onun sonunu getirebilseydi ama bilemiyorsun tabii neler çektiğini. Ben de uzaktan yorum yapmak istemiyorum. Nedir bu hal? Söyle şimdi. Valide, ben size 4 torun verdim. Hanedana 4 evlat verdim, 3'ü şehzade. Siz benim gururumu, haysiyetimi ayaklar altına nasıl alırsınız? Bu sizi nasıl mutlu eder? Nebahat Çehre Muhteşem Yüzyıl'da fırtına gibi eserken Show TV ile birlikte Sultanahmet Meydanı'nı gezmişti. Nebahat Çehre'nin o dönem Hürrem Sultan Hamamı'na gitmesi olay yaratmıştı. Of, aferin benim gelinime. Muhteşem, muhteşem ve ya niye böyle biz geldik acaba, hazırlıklı gelmedik? Buraya gelmişken buraya mis gibi bir güzel kendimizi arındırırdık. Ayasofya'nın bu bölgenin suyu kutsalmış. Seni de kutsuyorum şöyle. İyilikler getirsin, güzellikler getirsin. Olay yaratan bikinili görüntüleri. Nebahat Çehre yıllarca bakımlılığı, güzelliği ve yaşının çok ötesindeki formuyla konuşuldu. Çok ben yaşımın kadını olmadım, ben de biliyorum. Yani bu da mütevazilik yapmanın anlamı da yok. Söyleyen ben benimdir. Bir de Ajda Pekkan var. Ajda da söyler, evet Ajda da. Ajda benden bir yaş küçüktür. Ama bir yaz günü Bodrum'da bikinisiyle yakalandığında herkes ondan bahsetti. Ne yapmışsam olmadı sevgilim, unutulamadı. Formuyla uzun süre manşetlerde kalan Nebahat Çehre, abartıldığını düşünse de abartılmayacak gibi değildi görüntüler. Kötü değil çekimler. Bir kere en hoşuma gider, sağ olsunlar, basından arkadaşlarım çok güzel. Fazla biraz abartmışlar beni, sağ olsunlar. O kadar abartılı metiyeler benim yaşımdan kaynaklanan bir şeydi herhalde diye düşünüyorum ben de. O görüntülerden hemen sonra Ömür Sabuncuoğlu'yla bir araya gelen Nebahat Çehre aşkı konuştu. 10 yaş hakikaten çok önemli bir yaş değil. Onu taşıyabiliriz, o olgunlukta bir insansa. Olabilir, belki bana da böyle bir görüp de aa ben bunu olabilirim. Birbirimizden bir elektrik alırsak niye olmaz? Yıllardır hayatına kimseyi almadığını söyleyen Nebahat Çehre bunun sebebini şöyle açıklıyor. Beni heyecanlandırır platonik bir şey. Zaten platoni döndürürüm ben hemen ilişkiye. Yani dayanamam çünkü öyle bir şey hissediyorsam. Yani sanki benim hiç dünya yüzünde benim olabileceğim bir insan yok gibi geliyor bana. Yanımdaki adamdan çok onur duymalıyım. Aynı yere bakacağız. Aynı şeylerden hoşlanacağız. Yaşıma uyacak. Bekar olacak. Bir piyango bileti alayım mı? Şıklığı ve Nebahat Çehre tarzı. Kendi stilini oluşturan ve en şık giyinen ünlülerin başında geliyor Nebahat Çehre. Özellikle günlük hayattaki tarzıyla. Bir sabahları kıyafet değişik olur. Öğleden sonra gideceğiniz yerlere göre. İşte kırmızı halıda yürüyüşürken başka bir tuvaletle, bakımla. Hatta bunu herkesten istiyorum. Yani hakikaten bu da artık gerekli. Yani Avrupa'da görüyorsunuz Kanada ya da Amerika'da. Herkes ona saygı duyuyor kırmızı halıya. Eleştiren de oldu ama o hep kendi bildiğini yaptı. İşte bu yaşta yırtık cin mi giyilir? Veyahut işte asker pantolonu mu giyilir? Yani ben onlara bakmıyorum. Yakışıyor ise ve bunun bütününde saçımı,
tarzımı, ayakkabı, her şeyi oturtuyorsan bu bir şıklıktır bana göre. Hakkındaki garip iddialar ve Nebahat Çehre'nin cevapları. Nebahat Çehre'nin sahip olduğu büyük şöhret bazen enteresan haberleri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş çıkıp ben Nebahat Çehre'nin kardeşiyim dedi. Büyük bir olgunlukla karşıladı Çehre bu iddiayı. Hasan Çehre diye bir kardeşiniz olduğunu iddia etti. Evet, evet. Bununla ilgili durum nedir? Genetiği çıkarıyorum hem kendimin hem annemin. Yazık yani, üzüldüm, o insanı biraz kullanıyorlar galiba. Onlar da çok üzgünmüş duyduğum. Biz öyle bir şey istemiyoruz demişler. Biz tanımak istedik. Keşke tanımak istemeleri bir başkası vasıtasında değil de. Ya Çehre soyadını biz de taşıyoruz. Acaba böyle bir şeyler var mı? İddia gerçek çıkmadı elbette ama çıksaydı da Nebahat Çehre bakın nasıl yaklaşmıştı konuya. Başımın üstünde yeri var. Bir başka iddia Alzheimer olduğuyla ilgiliydi. Bu iddiaya ilişkin bakın ne söylemişti Ömür Sabuncuoğlu'na. Nebahat Çehre Alzheimer oldu. Ya ne fena. Var mı öyle bir, Allah korusun ya. Kimse düşmanımıza olmaz öyle bir şey. Hatta 106 sayfayı okuyup yapımcıyla da bu konuyu tartışıyoruz. Yani ben sayfalara bakarak konuşmuyorum. Yani, her şey bende net. Yani ne amaçla çıktığını bilmiyorum ama deli attı kuyuya. Tabii herkes de bir takipçilerde de tedirginlik oldu, aradılar ama herkes diyor ki zaten çok gündemde ortadasınız. Yeni konserler verdiniz, açılışlarda, yardım cemiyetlerinde. Onun için onlar da inanmıyor. Sakın benim üzülmemi istemedikleri için oyuna benimle yazışma yapıyorlar. Profesör Doktor Canan Karatay'la kıyaslandığı fotoğrafta gündeme gelmişti birkaç yıl önce. Bu kıyaslanma üzmüştü Nebahat Çehre'yi. Ya Nurcuğum aslında beni çok üzdü. Yani bu hoş bir şey değildi. O bir yan yana koyup bununla böyle kıyaslamak. Çünkü benim ona çok saygım var. Bir öğretim üyesi, eğitmen, hakikaten ülkeye faydalı. Hayatını eğitimle geçirmiş, uzundur biliyorsun tıp okulları falan. Böyle bir insanla bir oyuncuyu bir araya getirmenin anlamını anlamadım yani. Çalışmadığı dönemlerde neden maddi zorluk yaşamadı? Uzun yıllar ekrandan ve sinemadan uzak kaldığı bir dönem oldu Çehre'nin. Bu dönemde maddi zorluk yaşamamasının nedeninin yatırımları olduğunu söylüyordu. Maddi sıkıntı hiç çekmedim. Hayatımın her döneminde nerede yaşıyorsam, bu kadar yerde yaşıyorsam orada mutlu oldum. Yatırımlarım vardı daha önceden. Biliyorsun sinema 127 sinema filmim var. Evet. Bir de sahneden çok iyi para kazanmıştım. Onun için bir takım yatırımlarım vardı. Sıkıntılı dönemlerinde o yatırımlardan yaşadım. Evet. Türkiye'nin en az para kazanan oyuncularından biri olduğunu da söylemişti Çehre bir dönem. Peki Türkiye'nin en az para kazanan oyuncusuyum diye bir açıklamanız yazıldı. Evet, yani hayretler içinde kalıyorlar. Para. Ama ben hiç ona bakmadım işte. Konunun, hikayenin, bana getirisini. Zaten parayla pek ilişkim de yok benim. Mütevazılığının en büyük kanıtı gösterişsiz yaşamı oldu. Nebahat Çehre evinin kapılarını Show TV'ye açtığında herkes gördü sade yaşantısını. Benim yaşantım çok mütevazi. Yani küçük bir dairede sen de gördün. Evet. Yani bir yaşantım yok. Ben de ondan mutlu oluyorum. Az eşyalı, şık ve sade bir evi olan Nebahat Çehre bu sadeliğin mutluluğunu yaşıyor. Tüm zarafeti, tüm başarılı kariyeri, hanımefendiliğiyle Nebahat Çehre Türkiye'nin en sevilen isimlerinden. Hep de öyle kalacak. Fly free with the swan.